Haberin doğru adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Aksaray Belediyesi bünyesinde kadınlara yönelik açılan ve nitelikli istihdama katkıda bulunan AKMEK 2017-2018 eğitim öğretim yılında açtığı kursların yıl sonu karma sergisini açtı. Aksaray Belediyesi'nin Meslek Edindirme Kursları Merkezi işbirliği ile açtığı Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezi, AKMEK Merkez Bina, AKMEK Sanat Atölyesi ve C Hatun Kadın Aktivite Merkezi'nde 30 branşta açılan kursları başarıyla bitiren 2500 kursiyerin el emeği göz nuru eserlerin sergilendiği yıl sonu sergisi pazar pazarı fuar alanında açıldı. Aksaray Belediyesi yıl boyu aralıksız açtığı meslek edindirme kurslarıyla her yaştan ve eğitim düzeyinden çok sayıda kadını eğitiyor, meslek sahibi yapıyor. AKMEK kurslarına katılan kadınlar kişisel birikimlerini ve kültürlerini arttırıyor, el sanatları becerilerini geliştiriyor, meslek sahibi oluyor, pasif tüketici olmaktan çıkıp aktif üretici olarak gelir elde ediyor. Aksaray Belediyesi'nin AKMEK bünyesinde ücretsiz olarak düzenlediği kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlerin sergide el işi dikiş nakıştan kağıt rölyefe, çini işlemeciliğinden takı tasarıma, fotoğraf çerçevelerine kadar birçok el işi ürün sergileniyor. Aksaray Belediyesi 2. Kitap Günleri ve Çocuk Festivali etkinlikleri kapsamında pazar pazarı fuar alanında açılan AKMEK 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Karma Sergisini 29 Nisan Pazar gününe kadar ziyaret edebilir, kursiyerlerin sergilediği el emeği göz nuru ürünleri satın alabilirsiniz. Kitap Günleri ve Çocuk Festivali fuar alanına ayrı bir renk katan AKMEK yıl sonu sergisinde ayrıca usta öğreticiler çocuklar için kurdukları el becerisi atölyelerde çocuklara öğretici faaliyetlerde bulunuyorlar. Aksaray'ın tarihi ve doğal güzelliklerini ziyaret etmek üzere Türkiye Muharip Gaziler Derneği Aksaray Şubesi, Aksaray Gazilerinin misafiri olarak Aksaray'a gelen Kırşehir Muharip Gaziler Derneği Başkanı Kemal Parlak ve beraberindeki gaziler Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı ziyaret etti. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı 2. Kitap Günleri Fuarı alanında ziyaret eden gaziler burada Başkan Yazgı ile bir süre görüştü. Aksaray gazilerinin misafiri olarak Aksaray ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı ziyaret eden Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kırşehir Şubesi gazileri Somuncu Baba Külliyesi başta olmak üzere Zincirliye Medresesi'nden Piri Mehmet Paşa Alt Geçidi ve çarşısına gezdikleri gördükleri yatırımlar ve hizmetler karşısında beğeni ve takdirlerini dile getirdiler. Belediye Başkanımıza gelince Türkiye'nin genç İnanik Yaşar abiyle beraber. O da Yaşar Bahçeci başkanımızla beraber çok genç, dinamik bir başkanlarımızdan biridir. Çok çalışkan. Allah yolunu bahtını açık etsin. Amin. Allah razı olsun. Mustafa başkanım şehri bize tanıtmaya çalıştı, gezdirdi. Biz az da olsak epey yer gözlemledik. Sağ olun. Çalışmalarınızda altyapı, ondan sonra o dere yatağı ve parklar, çevre düzenlemesi, binaları ben müşahede ettim. Yani tabii ki insanın bir hedefi, projesi olması gerekir. Bu da sizde mevcut. Elhamdülillah. İdealist bir başkansınız. Biz medyadan da izliyoruz. Evet. Sizlerden de Allah razı olsun. Gazeteden de, basından da izliyoruz. Yani ben 2 yıldır Aksaray'a gelmemiştim. 2 yıl önce bir gelmiştim. Ama 2 yıldan bu tarafa gerçekten daha önce de güzel bir hizmet vardı. Ama şu anda birazcık daha gelişmiş, birazcık daha büyümüş. Tabiat güzellikleriyle, yeşillikleriyle, parklarıyla, çevre düzenlemesiyle ve yol çalışmalarıyla ben müşahede ettim bunu, gördüm. Bütün arkadaşlarımızla takdire şayan işler yaptığımızın
işleri yaptığınızı gördük. Çok memnun olduk. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Amin, amin. Birlik, beraberlik içerisinde. Buraya kadar bize zaman ayırdığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum gazilerim adına. Gerçekten yoğun bir tempo içerisinde çalışıyorsunuz. Mutlaka biz bunları biliyoruz. Onun için ben dün de şehit olan kardeşlerimize, kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabrı cemiller diliyorum. Ve gazi arkadaşlarımıza da uzun ömürler, gazi olan kardeşlerimize de aile saadeti diliyorum. Buraya kadar gelip bizi teşrif ettiniz, memnun ettiniz. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kayseri'li gazileri Aksaray'ı ziyaretlerinde eşlik eden Aksaray Gazileri ve Dernek Başkanı Mustafa Dağ ise Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın derneklerine olan desteklerinden ve Başkan Yazgı'nın Aksaraylı gazilere söz verdiği Gazi Evi projesini hatırlatarak teşekkür etti. Elimizden geldiği kadar ilimizi gezdirdik. Dilimizin döndüğü kadar tarif ettik. Somuncu babamızı, efendim zirve terasımızı, Kılıcaslan Parkımızı, vali konağımız, eski kültür evini, Zincirliye Medresesimizi ve en sonunda ikinci kitap fuarımızı Sayın Başkanımızın daveti üzerine icabet ettik. Kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Arkadaşların gözlemleri, tabelaları görünce biz hep söz verdik diyor. Bu başkan neye söz verdi diyorlar. Ben de verdiği sözleri hep yerine getiriyor dedim. Örneğin bize Türkiye'de ilk bir caddenin ismi verildi. Hastanemizden Petrol'ün şehir merkezine kadar Gaziler Caddesi. İkincisi şehitlikte yer tahsis ediliyor gaziler için. Bekliyoruz. Üçüncüsü de yeni yapılacak Kılıcaslan Parkı'na bize bir gazi evi yapma sözü verdi başkanım. İnşallah olacak. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Verdiği sözler tek tek yerine geliyor ve belgeli. Gördünüz dışarıda. Sağ olsun. Yani her konuda destek. Yani Türkiye'de ilki yapıyoruz Aksaray olarak. Afrin dedik gittik, Sarıkamış dedik gittik. Çanakkale gezimiz var gene ayın 11'inde sağ olsun. Her şeyde destek. Yok yok. Biz de elimizden geldiği kadar yaşım 72 olmasına rağmen bir Aksaray kültür elçisi olarak bu faaliyeti devam ettiriyorum. Kendilerine de teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Başkan Yazgı toplumun her kesimine hizmet veren bir kurum olarak birlik ve beraberlik içinde olmanın, kardeşliğin, paylaşmanın ve toplumsal dayanışmada şehitlik ve gazilik makamlarının önemine değinerek bu aziz vatan ve bayrak uğrunda toprağa düşmüş şehitlerimize, şehitlik mücadelesinde gazi olma onuruna ermiş gazilerimize minnettarız dedi. Tabii başkanlar da söyledi. Her şeyden önce şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Gazilerimiz ki muharip gazilerimiz ve sizler bir dernek olarak çalışmalarınıza, faaliyetlerinize devam ediyorsunuz. Bizim boynumuzun borcu. Önce onu söylemek istiyorum. Yani bu YouTube değil, iltifat değil, başka bir şey değil. Çünkü biz şunun farkındayız ki hem bizler hem de gençlerimize de biz bunu aşılıyoruz. Sizler olmasaydınız biz burada bu faaliyetleri gösteremezdik. Bu yaşantıyı gerçekleştiremezdik. Kesinlikle. Allah muhafaza Suriye'nin başına gelen, Irak'ın başına gelen bizim de başımıza gelirdi. Ama iyi ki sizler varsınız ki bizim başımıza bunlar gelmiyor. Sizler tabii daha önce Kıbrıs'ta, evet, Kore'de ve birçok yerde bu kutsal görevi yerine getirdiniz. Ve bize gelip onlara anlatarak bize de hem vatan ve millet ve bayrak sevgisini aşılıyorsunuz. Canlı biz sizlere teşekkür ediyoruz. Canlı, yani Allah, canlı müze doğru. Yani canlı olarak o yaşantılı yaşadığınız şeyleri anlatıyorsunuz ki bizim için bulunmaz bir fırsat, bulunmaz bir değer. Yani biz sizlere ne yapsak az. İnşallah kabul görürsünüz yaptığımız hizmetleri ama başkanıma da ben yani ne gerekiyorsa, ne yapmamız gerekiyorsa her zaman yanındayız, yanlarındayız. Bu bizim dediğimiz gibi boynumuzun borcu. Böyle rahat nefes alıyorsak bunlar sizler sayesinde. Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri altyapı çalışmaları tamamlanan Ebulfeyiz Elçibey Caddesi'nde sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi. Aksaray Belediyesi ekipleri Ebulfeyiz Elçibey ve Ankara Caddesi bağlantısı arasında bir süredir devam eden altyapı çalışmalarını tamamladı ve sıcak asfalt serimine geçti. Müzik
Sağlam altyapı hedefiyle hem temel hem altyapı genişletme planı dahilinde yürütülen çalışmalar kapsamında Ebulfeyz Elçibey Caddesi'nde içme suyunun dağıtımını sağlayan ömrünü tamamlamış asbest borular değiştirilerek yerine kalite standardı yüksek dağıtım ve servis boruları kullanılarak içme suyu hattı tamamen yenilendi. Altyapı çalışmaları tamamlanan Ebulfeyz Elçibey ve Ankara Caddesi üzerinde üst yapı çalışmaları kapsamında orta refüj ve sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor. Aksaray Belediyesi ekipleri kent merkezinin en işlek caddelerinden birisi olan güzergahta çalışmaları bir an önce tamamlamak için gece gündüz çalışıyor. Pasaport ve sürücü belgeleriyle ilgili işlemlerin Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü'ne devredilmesinin ardından Aksaray İl Nüfus Müdürlüğü'nde yoğunluk yaşanıyor. Aksaray İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü yeni kimlik kartı dışında ehliyet ve pasaport verme işlemlerini de gerçekleştirmeye başladı. Daha önce Emniyet Müdürlükleri aracılığıyla yapılan Nüfus Müdürlüğü ehliyet ve pasaport başvuru işlemi artık randevuyla Nüfus Müdürlüğü'nden tamamlanacak. Aksaray İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nde yoğun bir şekilde süreç ve sistem işliyor. İçişleri Bakanlığı'nın daha yüksek standartlarda ve hızlı işlem yapabilmek için 2 Nisan'dan itibaren uygulamaya koyduğu sistemde vatandaşlar işlemleri için Nüfus Müdürlüğü'ne gitmeden önce mutlaka vergi dairesi ya da anlaşmalı bankalara değerli kağıt harç bedelini yatırarak dekontlarıyla birlikte giderek başvuruda bulunabilecekler. Nüfus müdürlüklerine verilen fotoğraf, parmak izi ve imza bütün işlemler için geçerli olacak. Nüfus müdürlüğünde beklemek istemiyorsanız mutlaka Alo 199 Vatandaş Etkileşim Merkezi'nden veya resmi internet adresinden işlemler için randevu alın. Harç bedelleri ise yeni kimlik 18 lira 50 kuruş, pasaport 108 TL, sürücü belgesi ise 134 TL. Aksaray Belediyesi'nin 2. Kitap Günleri Fuarı ve 1. Çocuk Festivali etkinliklerini düzenlediği Pazar Pazarı Fuar Alanı çocuklarla cıvıl cıvılken kitap okurlar ve aileler aynı noktada buluşmaya devam ediyor. Aksaray Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Pazartesi günü başlayıp 29 Nisan Pazar akşamına kadar devam edecek Kitap Günleri ve Çocuk Festivali'nde hem kitap okurlar hem de aileler mutlu. Geçen sene oranla geçen sene alan kısıtlıydı, dardı. Bu sene daha geniş kitle bu sayede ulaşmış oluyor. Çok memnunum kitap fuarından. Teşekkür ediyorum burada katkıları olanlara. Küçük kardeşlerimiz olsun, büyük kardeşlerimiz olsun gerçekten okuduklarına inanıyorum ve fuar çok güzel. İnanıyorum ki Aksaray halkına da hitap ediyor ve halkımız böyle fuarlara yöneldikçe kültürel olarak daha da gelişeceğine inanıyorum. Aksaray için çok güzel bir etkinlik. İlkine göre daha iyi, daha güzel. Katılım da daha iyi. Ve standlar çok güzel yapılmış. Çok memnunuz yani. Böyle bir şeyin olmasını her zaman isteriz. Çok güzel, biz de faydalanıyoruz yani bir şeyler öğreniyoruz, evet, eğlendik. Çok güzel, burayı açan başkanımıza çok teşekkür ederiz. Eğlendin mi? Evet. Tekrar gelir misin? Olur, fırsat buldukça gelirim. Pazar Pazarı Fuar Alanı'nda çocuklar için ücretsiz çocuk tiyatro ve müzikal gösterimleri, çizgi film karakterleri, oyun parkurları, geleneksel oyunlar gibi çok sayıda etkinlik teknoloji çağındaki çocukları ve ailelere unutulmaz bir festival yaşatıyor. Çok güzeldi çünkü her yer, her şey bedava. Herkes istediğine binebiliyor. Güzel. Çok güzel. Sevdin mi? Evet, çok hangi sevdim. Hangi oyun alanında oynadın? Şu parklarda oynadım. Bir de şu zıplamalarda oynadım. Bir de şu trafik şeylerinde oynadım. Tekrar gelir misin? Gelirim. Bindim. Arabalara bindim. Zıpladım. Çocuk festivalini nasıl buldun? İyi. Peki çocuk festivalinde ne yaptın bize? Anlatır mısın? Balonlu kaydırağa bindim. Akülü arabalara bindim. Tablet oynadım. Trambola bindi. Çok güzeldi. Buraya bindim. Bu araba şeyine bindim. Tablet oynadık burada. Sonra kitap aldım burada. Çok güzeldi. Çok beğendim. Yapana helal olsun. Festivalde çocuklar için eğitici, eğlendirici birçok faaliyet yer alırken kapılarını açan 2. Kitap Günleri Fuarı ise yazarlarla okurları buluşturdu.
7'den 70'e fuar alanını ziyaret edenler mutluluklarını paylaştı. Çok güzel. Herkesin gelip görmeli, hani ziyaret etmeli. En azından yarım saat de olsa bir bakıp söyleyişlere katılması lazım. Çok güzel bir yer. Tüm Aksaray halkı gelip ziyaret etmeli. Ben de Anadolu Mektebi üyesi olarak çok memnun kaldım. Anadolu Mektebi'ni destekleyen çalışmalar yaptıkları için de çok teşekkür ediyoruz. Vallahi kitap fuarı bu yıl daha bir İstanbulvari olmuş. Hani merkezden daha büyük olmuş. Yer olarak, konfor olarak. Merkezi uzaktı, onu düşünmüştük ama otobüslerin kalktığını duyduk. Çok güzel yazarlarımız var. Günlerdir gelip gidiyorum zaten. Ben kitapları çok seviyorum. Herkesin okuması gerektiğini düşünüyorum ve hani farkındalık yarattı bu belediye bence. Bu ikinci sene, ikinci gelişim. Dediğim gibi inşallah devamı olur ve sürekliliği olur diye düşünüyorum. Daha büyük yazarlar, daha çok yazarlarla bence bu cümbüş devam edebilir. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Kitap fuarına bugün gezmek nasip oldu. Çok memnun kaldık. Aksaray'da böyle bir organizasyon olmasından çok memnun olduk. Değişik yayın evleri de gelmişler. Değişik kitaplara da baktık. Sevindik yani. Aksaray için çok güzel kültürel bir faaliyet oldu. Bütün öğrencilerimiz de faydalandı. Ne bileyim, daha iyi her sene olmasını da talep ederiz tekrardan. Başkanımıza da teşekkür ediyoruz buradan. İkinci Kitap Günleri ve Birinci Çocuk Festivali etkinlikleri 29 Nisan Pazar günü akşamı sona erecek. Sevgili seyirciler, Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.